Osman Yıldırım Beyler özellikle Batı Karadeniz bölgesinde yazları daha kurak geçmekte ve damlama su sistemi de maliyetli olmaktadır. Biz bu dönemde mesela Temmuz'da 400 litrelik holderle sulama yapsak ve suya humik asit ilave etsek olur mu? Teşekkür ederim Ha, yazdılar. güzel olur. Ha, teşekkür ediyorum. Şimdi Barak Batı Karadeniz için özellikle düz arazilerde eğer su miktar olarak veya kalite olarak yeterliyse ki bu çok önemli. Miktar ve kalite olarak önemliyse ve damla sulamanın ilk yatırım maliyetlerinden kaçırmak istiyorsa üreticimiz ne yapabilir? Yüzey sulama yöntemlerini kullanabilir. Yüzey sulamada yalnız şöyle bir sıkıntı var. Tabii holderle sulama tamam ama iş gücü oldukça fazla gidecektir. Her defa onu doldur getir götür vesaire. Burada ne yapıyor çiftçilerimiz? Yurt dışında da bunun örneklerini Avrupa'da ve Amerika'da da görmüş olduk örneklerini. Eğer su kalite ve miktar olarak yeterliyse ve ilk yatırım maliyetlerinden kaçıyorsa ki tam sulamada ilk yatırım maliyetleri yüksek. Dolayısıyla yüzey sulamayla birlikte örneğin karıkla bile bu geri ülkelerde kullanılan bir yöntem maliyet düşük olduğu için karık ile yani toprak içerisine fındık düz arazilerde fındık ocak sıraları arasına karıkla sulamanın yapıldığını görüyoruz. Fakat burada şöyle bir sorun var. Bu tür sulamalarda tabii holder diye bahsetti arkadaş ama hani ben biraz daha konuyu açmak istiyorum. Karıgöle ya da yüzey sulamalarla yaptığımızda kaynaktan saptırdığımız suyun %30-40'ı ancak bitki kök bölgesine iletilebiliyor, depolanabiliyor. Diğer %60 kayboluyor ki bu çok önemli bir kayıp. Yüzey sulamada küresel iklim değişikliği, küresel ısınma, global warming şeklinde sıklıkla duyduğumuz bu olay içerisinde, bu döngü içerisinde su buharı çok etkin bir bileşen. Hani şunu görüyoruz, işte çöllerde nedir? Gündüzleyin yüksek olan sıcaklık, geceleyin dondurucu seviyeye düşer. Bu nedir? Havadaki su buharının olmamasından, çok az olmasından kaynaklanır. Çünkü su buharı havada geriye kaçan radyasyonu tutarak ortam ısısını dengeler. Şimdi bunun aksini düşünelim. Hani yazları hava bulutlu olduğu zaman yaz mevsiminde daha bir sıcaklarız, daha bir rahatsız oluruz. Çünkü bulutlandığı zaman hava yaz mevsiminde yeryüzünden atmosfere kaçan radyasyon bulutlar tarafından ki bunun içerisinde su buharı da var, diğer gazlar, karbondioksit, metan, kloroflorokarbonlar vesaire vesaire gazlar var, su buharı da var. Bunlar geriye dönerek bizim yaşam kalitemizi önemli düzeyde etkilerler. Dolayısıyla hani Osman Bey'e tavsiyem şu olacak, suyu minimum buharlaşacak düzeyde toprağa vermesi daha uygun olacaktır. İmkanı varsa bu konuda Adanalılar bilir. Adana'da işte doktora yaptığım yıllarda mısır bitkisi yetiştirilir yaygın olarak. Mısır sulanmaya başladığı aydan itibaren artık Adana'nın içerisinde durulmaz bir hale gelir nem düzeyi ve yaşayan halk İşte yukarı Pozantı'ya, yukarıdaki Tekirya Yaylası'na kaçar. Çünkü havadaki su buharı miktarı çok artmıştır ve hava nefes alınmaz bir vaziyete gelmiştir. Dolayısıyla Osman Bey'e tavsiye edeceğim şey şu, holderle, humik asitle küçük çaplı uygulamalar yapabilir ama modern tarım içerisinde bizim önerdiğimiz sistem asla bu değildir. Mutlaka sulama sistemi bir şekilde kurulmalı ve peyderpey kurulabilir, kısmen kurulabilir. Çiftçinin gelir düzeyi ya da devletin alacağı destek düzeyinde ama
modern sulama sistemleri mutlaka kurulmalı. Etkili bir verim, modern bir tarım yapılmalı. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Diğer bir sorumuz Demet Öztürk Hanımlardan. Hocam, TÜBİTAK ile yaptığınız sulama projesinin verime etkisi nasıl oldu? Verim yüzde kaç arttı? Bir de Giresun'un eğimli arazilerinde sulama sistemi kurmak çok zor. Çiftçilerin çoğunluğunun yapabileceği bir öneriniz var mı diye sormuşlar. Evet. Şimdi şöyle, insan bilmediği, görmediği, kendisi için şüpheli olan her şeye karşıdır. Bu yaratılıştan gelen bir özellik. Damla sulama sistemini, İşte ben yani yurt dışı tecrübesi vesaire bunları hepsini bir araya getirdiğimde benim bölgemdeki yani uygulama yaptığım köydeki çiftçiler de şunu dediler ilk başta: ya hocam, biz içmeye su bulamıyoruz. İşte Karadeniz dağlarına damla sulama borularıyla nasıl bir yaklaşım getirebilirsiniz şeklinde yaklaştılar. Onlar güldü, ben de güldüm. Onlar yapamaz diye güldü. Ben yaparım. Sonra basit diye güldüm. Şimdi bu özellikle damla sulama borularının doğadaki Karadeniz koşulları için özellikle yaşam süresi oldukça fazla. Belki bunları bir 10 yıl, 20 yıl kullanabiliyoruz. Bir kez uyguladıktan sonra. Şöyle tabii konu biraz farklı yere gidiyor ama şunu ifade edeyim. Her meslekte, her işte, işte burada sizler bir görev icra ediyorsunuz, ben bir görev icra ediyorum. İşte saat şu anda kaç? Ona geliyor. Ne yapıyoruz? Mesleğimiz üzerinden konuşuyoruz. Yani mesleğimize ısrarlıyız ve sahipleniyoruz. Şimdi çiftçi mesleğinde ısrarlı ve sahiplenici olması gerekir. Damla sulama sisteminin kurulması oldukça kolay. Kim için kolay? Benim için kolay. Niye? Çünkü mesleğim üzerinden bunu yapıyorum severek. Ve benim için çocuk oyuncağı. Çiftçilerin çekilme sebebi, ha biraz tepki alacağım ama söyleyeyim. Tembelliklerinden, yapmak istememelerinden. Arkadaşlar, şöyle bir şey yok. Değerli katılımcılar, şöyle bir şey yok. Biz oturduğumuz yerden verimi, kaliteyi, kazancı, bilgiyi, aklı alamayız. Ancak bunu önce teorik olarak öğrenebilir, devamında uygulamayla pekiştirebiliriz. Karadeniz bölgesi için zaten damla sulamanın, hani demiştim ya konuşmamda, derste, işte o civarında faydasının bir tanesi de kıraç arazilerde, yamaç arazilerde, diğer sulama yöntemlerinin uygulanamadığı arazilerde damla sulamanın uygulanıyor olmasıydı. Burada damla sulama Karadeniz yöresi için, yamaç araziler için birebir bir uygulamadır. Şuradan emin olun ki sistemi bir kez kurduğunuzda belki 15-20 yıl bunu çok efektif olarak kullanacaksınız Demet Hanım. Öyle düşünüyorum. Ve özellikle verimi düşük kıraç arazilerde, güneye bakan yamaçlarda verimde hani zaten söyledim 40'a 240 dedim. 4-5-6 kat nedir? Verimin artırılması söz konusu olmaktadır. Ama ne yapmak gerekiyor? Özveriyle bu çalışmaları yapmak gerekiyor. Çiftçimizin fındığın başında, bahçesinde olması gerekiyor. Yani İstanbul'da oturup Ordu'da, Giresun'da, Trabzon'da fındık üreticisi olmak rentable bir uygulama değil. Zaten devletimiz de bu konuda, biz üniversiteler, akademisyenler olarak değişik önerilerde bulunuyoruz. Bu öneriler üzerinden devletimize bir takım yaklaşımlar, çözüm önerileri getiriyor. Uygulama kolaylıkları getiriyor. Dolayısıyla yapılacak tarım, modern tarım için yapılması gereken neyse onu yapmaktan çekinmememiz gerekiyor. Israrla üzerine gitmemiz gerekiyor. Sahiplenmemiz gerekiyor.
Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Sorular çok hızlı bir şekilde gelmeye devam ediyor Evet, güzel. hocam. O yüzden ben de biraz daha hızlı Hızlı mı? alabiliriz diye Hızlanabiliriz. demek istedim. Evet. Feyzullah Çabukbeyler, gelişmiş bir fındığın ortalama günlük kaç litre suya ihtiyacı vardır? Hocama teşekkürler yazmışlar. Şöyle, evet, şöyle fındık bitkisi, bunu sorduğu güzel oldu Feyzullah Bey'in. Fındık bitkisinin ortalama olarak, uzun yıllık ortalaması olarak 1.000 milimetre suya ihtiyacı var. 1.000 milimetre düzgün dağılmış bir suya ihtiyacı var. Bu bir kısmı yağmurla gelen, karla gelen su olabilir, bir kısmı destekleme sulamayla gelen su olmuş olabilir. Ama fındık, işte bir pamuk 1.200 milimetre su tüketir. Bir fındığın da, çünkü onların gelişme, yetişme devreleri birbirinden farklı. Fındığın biraz daha uzun yetişme devresi. Hatta biliyorsunuz fındık 12 ay aktif olan bir bitki. Tabii su tüketimi olarak yaprakları döktükten sonra su tüketmiyor fazlaca. Sulama ihtiyacı yok. Tomurcuklar şişinceye kadar, ki bu da artık son yıllarda Kasım ortalarında yapraklarını döküyor. Şubat ortalarında da yapraklarını açmaya başlamış oluyor. Dolayısıyla 1.000 milimetre suya ihtiyaç var. 1 milimetre su 1 metrekarede 1 kilogram olduğunu hesaplarsak, çiftçimizin arazisi kaç metrekare, kaç dönüm, kaç dekarsa bunu ne yapabilir? Hacimsel olarak hesaplayabilir. Biz akademisyenler hacimsel olarak hesaplamayı bir köşeye bırakıyoruz. İlk önce milimetre düzeyinde bitki su tüketimine ve sulama suyu miktarını hesaplıyoruz. Dolayısıyla fındığın su tüketimi 1.000 milimetre şeklinde söyleyebiliriz. Bunu hacme çevirmek kolay. Alan belli. Yükseklik zaten 1.000 milimetre. Bu birimleri dönüştürüp hacme çevirebilir ve bunun üzerinden işlemlerine devam ettirebilir. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Erdal Öğren Beyler, iyi dersler. Toprağın su tutma kapasitesini arttırmak için neler yapılabilir diye sormuşlardı. Evet, çok güzel. Bu aslında bizim ülkemizde özellikle tarımsal mekanizasyonun olmadığı arazilerde oldukça önemli bir sorun. Toprağın su tutma kapasitesi mutlaka artırılmalıdır. Bunun en moderne mulç uygulamasıdır. Bunun köylünün yapabileceği, çiftçinin yapabileceği basit bir uygulama, fındık zarflarının kompost haline getirilerek, yani işte üzerine biraz kireç döküp belli bir oranda, daha sonra bir 6 ay kadar dinlenmeye bırakıp daha sonrasında fındık dalı iz düşümüne serip üzerine 3-5 santim kalınlığında toprakla örterek çiftçimiz ne yapabilir? Su tutma kapasitesini artırabilir. Toprağı işleyebilir. Yüz arazilerde zaten bu toprak işleme fındık alanlarında yapılıyor. Ama yamaçlarda son bir 10 yıla kadar yapamıyorduk. Ama son 10 yıldır özellikle basit iş makinelerinin, yamaç arazilerde çalışabilecek iş makinelerinin Türkiye'de de kullanılmasıyla, şunu ifade edeyim, yurt dışında zaten tarım yapılan alanlarda yamaç arazilerin işlenmemesi diye bir sorunları yok. Çünkü ona göre geliştirilmiş tarım makineleri, traktörleri var. Denge sağlayıp yamaçlarda çalışabiliyor. Toprağı işleyebilirler. Yörede belleme diyoruz. Elle yapabilirler. Belleyerek toprağı kabartabilirler. Bu toprağın su tutma kapasitesini önemli düzeyde su tutma kapasitesi artıracaktır. Son yıllarda değişik kimyasal ya da doğal ürünler çıktı. Bu ürünleri de toprağa karıştırarak toprağın organik madde miktarını ve dolayısıyla su tutma kapasitesini artırabilirler. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Diğer bir sorumuz Uğur Arslan Beylerden. Hocam Doğu Karadeniz bölgesinde fındık alanlarında tahmini kaç dekar alanda damla sulama sistemi mevcuttur diye sordular. Evet, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şimdi biz bu projeyi TÜBİTAK'a sunarken de
Bize de akademisyenlerden de bu şekilde sorular geldi. Dediler ki efendim Karadeniz bölgesinde böyle bir şey mümkün değil. İşte bu nasıl önerilir falan filan. Neyse izah ettik, anlattık. Uzun tartışmadan sonra devreye girdi. Şimdi devletimiz sağ olsun bu konuda damla sulama yapmak isteyen çiftçilerimize ciddi bir desteği var. Bir desteği var. Ciddi bir desteği var. Ordu ilinde Tarım İl Müdürlüğü'nü sağ olsunlar çok önemli çalışmalara imza atıyorlar ve damla sulama konusunda oldukça geniş bir alana şu anda tabii metrik olarak onu ölçüp söyleme şansım yok. Lakin ciddi bir damla sulama uygulaması var. Ha, şunu çiftçimiz şu açıdan sormuş. Hocam sizin bu dediğiniz uygulanabilir değil şeklinde sormuş. Öyle anlıyorum soruyu niyet okuyarak. Beni bağışlasın. Evet, biz şunu ifade ettik. Karadeniz bölgesinde fındığın sulanmıyor olması, damla sulamayla sulanmıyor olması ya da hiç sulanmıyor olması bunun ihtiyaç duymadığından değil. Bu kültürün bu bölgede oluşmadığındandır diye ifade ettik. Bu kültür bu bölgede oluşursa şu anda Tarım İl Müdürlüklerimiz Doğu Karadeniz bölgesinde tüm illerde sadece orada değil tüm illerimizde çok önemli çalışmalara çiftçilerimize yönlendiriyorlar. Devlet olarak teşvik ve destekleme olarak. Tabii çiftçimiz şunu arzu eder tabii ki. Tüm ticarette olduğu gibi yatırdığı paradan ciddi bir gelir elde etmek ister. Bunu görmek ister. Bu görerek yaygınlaşacak. Şu anda bizim Ordu Üniversitesi olarak kurduğumuz örnek bahçeler ya da rehabilitasyon bahçelerimiz var. Çiftçi bahçeleri var. Burada verim ve kalitede az önce ifade ettiğim projenin devamında tabii geldi bunlar. Önemli artışlar hem verim hem kalite hem işte fenolik antioksidan vesaire gibi ne bileyim beyazlatma oranı gibi fındıkta önemli sunum kriterleri de sağlık kriterleri olarak bunlar bilimsel olarak ortaya konmuş oldu. Evet şu anda miktar damla sulama alan çok çok az. Zaten sorun burada. Zaten bu projeler bunun için yapılıyor. Evet, bu gerekli mi değil mi? Bilimsel olarak bu ortaya konacak. Gerekli olduğu ortaya konmuş olduktan sonra ki bu çalışmalar bunları ortaya koydu. Artık buradan sonraki çalışmalar çiftçimizin özverisine kalıyor ve devamında da devletimizin teşviğine. Ha teşvik noktasında bir sıkıntı yok. Zaten teşviklerimiz var. Çiftçilerimiz bu teşvikten yararlanarak ne yapabiliyorlar? Bahçelerine, fındık bahçelerine damla sulama sistemi kurabiliyorlar. Bunun için hem destek, hem bilimsel destek hem de maddi destek zaten veriliyor. Bu konuda Tarım İl Müdürlükleri'yle çiftçilerimiz irtibata geçebilirler. Tarım İl Müdürlüklerimizin affına sığınarak bunu söylüyorum. Onların tabii yetki ve sorumluluklarına teşekkür ediyorum kendilerine. Hocamız çok teşekkür ederiz. Adem Dilmen Bey'in sorusuyla devam ediyorum. Öncelikle Antalya Tarım Online ekibine ve Tahsin hocamıza sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarım. Bir bahçemizde taban suyu çok var. Fındık kök derinliği 60 santim olduğuna göre fazla suları tahliye etmek için açılacak kanal derinliği 60 santimden fazla mı olmalı? Evet. Çok çok güzel bir soru. Değerli arkadaşımıza, izleyicimize teşekkür etmek istiyorum. Tabii ülkemiz tarımının tüm dünyada olduğu gibi önemli sorunları var. İşte taban suyu sorunları var. Bitkiler köklere taban suyuna değdiği zaman artık hayatiyetlerini önemli derecede kaybediyorlar. Bununla ilgili birçok çalışmamız ya da deneyimimiz var. Bu zaman bilimsel olarak bu şekilde. Ne yazık ki drenaj çalışmaları arazi koşullarında hem fiziksel iş gücü olarak hem de maddi boyutta çok zor çalışmalar. Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar var. Ha yeterli düzeyde mi? Değil. Bir drenaj kanalının açık drenaj ya da kapalı drenaj. Bu
drenaj derinliğinin ne olması gerektiği drenaj sistemlerinin en önemli sorunu. İşte drenaj sistemine yeterinden sık yaparsanız, yüzdek yaparsanız bitkinin kullanması gereken suyu drenaj sistemiyle tahliye edersiniz, zarar verirsiniz. Hatta öyle uygulamalar var ki drenaj sistemlerinin derinliklerinin yanlış seçilmesinden dolayı taban suyundaki tuzu, taban suyu zaten tuzludur, özelliği budur. Taban suyundaki, el altı suyu tatlıdır, taban suyu tuzludur. Taban suyundaki tuzu yukarıya doğru çekmiştir ve drenaj sistemi araziye zarar vermiştir, bitkiye zarar vermiştir. Yanlış uygulamadan dolayı. Ha ben şu anda şunu söyleyemem. Senin drenaj derinliği şu olmalı, bu olmalı. Bunu söyleme şansım yok. Çünkü toprağın özelliklerini bilmem gerekiyor. Kumkil oranlarını, işte hacim ağırlığını vesairesini bunları bilmemiz gerekiyor. Analiz edilmesi gerekiyor. Bunun sonucunda toprağın su olma hızının belirlenmesi gerekiyor. Bu konu deniz derya bir konu. Hani basit bir iki rakamla bunu söyleme şansım ne yazık ki yok. Ama bu konuda tarım il müdürlüklerimiz oldukça yeterli. Bu konuda onların destek alarak kendi alanlarına drenaj sistemleri kurdurmaları gerekir. Eğer bu şekilde taban suyu sorunu varsa bu oldukça kritik ve ihmal edilmemesi gereken bir olay. Toprak içerisinde su çok ilginç. Yani bu bilim olarak biliyoruz. Sürekli hareket halindedir. Aşağı yukarı sağa sola nereye kurak bulursa, kuru bulursa, daha az su bulursa su oraya doğru gider. Ve su oraya doğru giderken içerisinde tuzları taşır. Hani evde saksıda çiçeklerimiz var ya, salon bitkilerimiz. Bunları 1, 2, 3, 4 suluyoruz. Sonra bakıyoruz ki yüzeye beyaz beyaz olmuş. Bilmiyorum karşılaştınız mı? Ne oluyor? Verdiğimiz şebeke suyundaki tuzlar, katı maddeler bitki tarafından tabii su kullanılıyor ya da buharlaşıyor su. Ama bu katı maddeler birikerek toprağımızı, saksıdaki toprağımızın yüzeyinde kireç olarak, tuz olarak, değişik olarak birikiyor. Bunlar çok önemli. Orada suyu belki işte kaynatılmış su, kaynamış su olmuş, çaylakta kalan suymuş, soğumuş suyu ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Toprağınızı, bitkinizi korumak için ama tarım alanlarında bu söz konusu değil. Burada bir izleyicimiz sormuştu. Sulama suyu kalitesi demişti. Sulama suyu kalitesi çok önemli. Eğer tuzlu bir suyu kullanıyorsanız bu suyu tuzlu derken yani standartın üzerinde bir tuzlu suyu kullanıyorsanız suyu minimum düzeyde kullanmanız lazım ya da toprağa yıkayıcı sulama suyu artı yıkama suyu ve drenaj sisteminin var olması gerekiyor tarımın sürdürülebilmesi için. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Feyzettin Dursun Beyler birinci soru olaraktan Doğu Karadeniz'de sahil şeridinde fındığın sulanması gerekiyor mu? Çünkü yağış çok fazla diye sormuşlar. İkinci evet. Sorusunu okuyayım mı yoksa ilk olarak bunu hemen yanıtlayalım hocam? Okuyun, okuyun. Sıkıntı yok. Tamam. İkinci sorusuysa sulama ile külleme hastalığının azaldığını söylediniz. Bu durum sadece fındık için mi geçerlidir? Sulama ile hastalıklar azalabilir diyebilir miyiz diye sormuşlar. Evet. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Şimdi biz insan olarak sağlığımız sürekli yeterli. Şimdi bir tane arı kesicimiz var. Bu arı kesici sürekli kullanıyor muyuz? Hayır. Evde bulunduruyorsunuz. Başınız ağrıdığında kullanıyorsunuz. Şimdi ben sağlıklıyım. Arı kesici ihtiyacım yok diyebilir miyiz? Diyemiyoruz. İşte sıkılıyoruz, yoruluyoruz vesaire. Başımız ağrıyor, bütünümüz ağrıyor. Bunu kullanıyoruz. Şimdi Karadeniz bölgesinde sahile yakın kısımlarda ya da yükseklerde fark etmiyor. Şunu test etmesi gerekecek ilgili katılımcımızın. Suladığı zaman daha fazla verim almış mı? Bunu test etmesi gerekiyor. Test etmeden söyleyemez. Biz bunu test ettik. Özelde proje kapsamında yürüttük bu çalışmalara. Çok olumlu sonuçlar elde ettik.
Şu olabilir, kişinin arazisi taban arazidir, düzdür. Toprak derinliği 60-60 santimden çok çok fazladır. Burada yağışlar buna yeterli olur, olabilir. Ama tüm çiftçilerimizin ki yamaç arazilerde bunu sağlamaları hemen hemen imkansız. Sulamayla birlikte bir takım hastalıkların attığını söylüyor muyuz? Evet, şöyle söylüyoruz. Bu zaten şimdi insan olan, o insanda da bu böyledir. Der ki günde 2 litre minimum su içmeniz, çay ya da işte diğerleri hariç 2 litre su tüketmeniz gerekir der. Çünkü vücuttaki toksinleri su atacaktır. Bitkiler için de aynısı söz konusu. Eğer sürekli olarak, hani bir hafta su içtim, bir hafta su içmeyeyim. Böyle bir yaklaşım yok. Nedir? Günde 2 litre su tüketecek insan. İnsanın koşulları belli, ebatı belli. Şey belli. Biraz bünyesi şey olan biraz daha fazla tüketebilir. Ha, dolayısıyla bitki su açısından stres çekmezse ne olacaktır? Daha sağlıklı olacak. Bunu bilimsel çalışmalar, yaptığımız çalışmalar, yapılan çalışmalar sadece biz değil, dünya çapında da bu çalışmaları yapan bilim adamları var. Bunlar da benzer sonuçlara ortaya koymuşlar. Sadece bizim Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz'de özellikle yamaç arazilerde sulama kültürüne alışmamız, bu kültürün kültürümüze girmesi gerekiyor. Sadece bunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Cörebeyler, damla sulama yöntemiyle tüm gübreleri toprağa verebiliyor muyuz? Yoksa sadece azot gübresini mi verebiliriz diye sordular. Hayır, evet, güzel, çok güzel, teşekkür ederim. Tüm gübrelere, damla sulamaya, bitkiye uygulayabiliyoruz. Tüm gübreleri artık katı gübreleri suda çözüp, bir elekten geçirip, bir süzgeçten geçirip, filtreden geçirip sulama suyunu ekleyerek kullanabiliyoruz. Zaten son yıllarda da tüm gübreler sıvı gübre olarak piyasada ticari olarak var. Biz hem sıvı gübreleri kullandık bu çalışmamızda hem de katı gübreleri kullandık. Her ikisini de oldukça etkili sonuçlar elde ettik. Yani tüm gübreleri ne yapabiliriz? Kışlık, yazlık ya da işte potasyumlu, fosforlu ne bileyim o gübrelere, azotlu gübrelere hepsini ne yapıyoruz? Dönemine göre bir tane sistem üzerinden bir noktadan sistem kutunun bir düğmeye basarak yani pompayı çalıştırarak ne yapabiliyoruz? Bitkimize uygulayabiliyoruz. Bunlar yapıldı, uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor şu anda. Kullanan üreticilerimiz de oldukça memnun. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz.